Herkese merhaba, yeni bir günümüze ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu sizin en sevdiğiniz videolardan biri. Temizlik, düzen, ev işleriyle alakalı en çok izlenen videolarımdan biri olacak. Bu benim sabah rutini videom. Tabii ki sabah rutininin içerisinde bu kadar çok her sabah böyle çamaşır yok. Bu birkaç günün birikmişliğinden kaynaklanıyor. Onun dışında yaptığım her şey sabah yaptığım şeyler olacaktır. Çocuklar burada yatıyordu, sonra kalktılar, Murat işe gitti. Ben o arada tabii başladım çamaşır katlamaya ki işimi yetiştirebileyim diye. Bu videoyu cep telefonla çekiyorum. Sanırım son çekişim olacak. Yani çok merak ettim cep telefonla çeksem nasıl olur diye, ama tabii ki kadrajı tam olarak ayarlayamamışım. Kafam yarım çıkıyor, kusura bakmayın. Bundan sonraki videolarım yine eskisi gibi kameramdan olacak. Her zaman için kamera en iyisi. Telefonunuz ne kadar üstün kalite olursa olsun bence kamera daha güzel çekim yapıyor. Çocuklar uyandılar, ben hala katlıyorum. İlk uyanan Nehir'di. Tabii ona ben önden bir mama yedirdim. İşler bittikten sonra kahvaltıyı da göreceksiniz. Ses kaydını da cep telefonundan yapıyorum. Umarım böyle rahatsız edici bir ses olmaz sizin için. Bu kadar söyleyecek. Heyecanlandım. Ses kaydı yapmak heyecanlıymış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı geliyor. Çok güzel. Evet, şimdi mutfağa geçiyoruz. Akşamdan biraz karışıktı mutfak. Şimdi ben bulaşık makinesindeki temizleri boşaltıyorum. Daha sonra kirleri yerleştireceğim. Mutfağı temizleyip kahvaltı hazırlayacağım.
Nehir kuzusu önden kahvaltısını yaptı. Tabii orayı çekmemişim, fark etmedim. Şimdi çocuklarla birlikte ben kahvaltı yapıyorum. Bu tuvaleti gösterme, tuvaleti temizlerken aynı şekilde gösterme işi beni izlerken bile midemi bulandırıyor. Yani kusura bakmayın, çok göstermemeye çalışacağım. Çünkü bu yani tuvalet ya, kötü bir görüntü. Ben tuvaletle alakalı nasıl bir temizlik yaptığımı size söyleyeyim. Bunu daha öncelerde videolardan da gördünüz ama çamaşır sulu ayrı bir bezi var. Çamaşır suyuyla onu önce siliyorum tuvaletin her yerini. Sonra duruluyorum. Ondan sonra içerisinde çamaşır suyuyla yıkıyorum. Sifon çekiyorum. Bu kadar. Lavaboyu cifle yıkıyorum. Çamaşır suyuyla çok nadir yıkıyorum. Bunun da sebebini size söyleyeyim. Çamaşır suyuyla yıkadığınız zaman lavabolarınızı o üzerindeki böyle bir parlak tabakası var. O yok oluyor. O yok olunca da şimdi yıkayın, birazdan biri elini yıkasın. Hele ki katı sabun kullanıyorsanız böyle çok su izi oluyor. Sanki pismiş, böyle birkaç gündür temizlenmemiş gibi oluyor. O üzerindeki parlak yüzeyi kaybediyorsunuz. Benim tavsiyem cifle temizleyin. Ama çok ovalamadan, tellemeden, yani böyle aşırı kimyasal kullanmadan. Zaten her sabah her akşam yıkarsanız hiçbir yerde mikrop kalacağını düşünmüyorum. Mis mis tertemiz oldu. Bu parlak görüntüye bayılıyorum. Bunu da ilk şimdi kirletmeyi hak edecek kişiler de çocuklarımdır. Şimdi dişlerini fırçalayacaklar. Merhaba, ben Yiğit. Normalde kahvaltından önce dişlerimizi fırçalamıştık ama yumurta yediğimiz için dişlerimizi tekrar fırçalamak zorunda kaldık. Yalnız yumurtanın tadı çok güzeldi ya. İçeriden sesler geliyor. Galiba nehir kuzusu kapıyı boyuyor. Merhaba, ben Duru. Nehir kuzusu kapıyı boyamış. Kendisi silecek maalesef.
Evet, çocuklar giyindiler. Güzel güzel cici cici. Ben de giyineceğim birazdan. Videomuzun burada sonuna geldik. Şimdi biz dışarı çıkacağız. Bugün Yiğit'in göz muayenesi var. Onu göz doktoruna götüreceğim. Numarası değişti mi değişmedi mi? Yeni bir gözlük alacağız. Nehir kuzusu birazdan saati göstereceğim size. Normalde 12.30'da yatmış oluyor. Ama şimdi Nehir'le Duru'yu anneme bırakacağım. Yiğit'le birlikte gideceğim için biraz sarktı uyku saati. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Bay bay. Nehir için de söylüyorum. Hoşçakalın.